Merhaba, ben Tuğçe Doğar. Bugün sizlerle gelenekselleşme yolunda ilerleyen ajandalarımızın Haziran ayını tasarlayacağız. Ben de şaşkınım hem bir ayın böyle hızlı geçmesine ve araya başka video atamamış olmama hem de düzenli bir şekilde ajanda yapıyor olmama. Siz de şaşkınsınızdır diye tahmin ediyorum. Neyse, bu ayın konusunu aslında denizaltı teması yapmak istemiştim. Sizden içinizden birisi çok ısrarla istediği için. Ama bu temayla ilgili böyle bir ilham gelmediği, estetik bir şey çıkartamadığım için henüz en azından temanın birazcık değiştirip çok klasik, çok her yerde görebileceğiniz, hiç kimseyi şaşırtmayacak bir tema üstüne yoğunlaşmaya karar verdim. Neyse, lafı uzatmadan İlk sayfamın tasarımına başlayayım hemen. Zaten başladığım anda tema belli olacak ki kapaktan da anlamışsınızdır. Temamız çilek, lek, lek, lek. Neden? Çünkü hiç orijinal değil. Böyle gerçekten sabah kalktım videoyu çekmeden önce şey dedim. Ya böyle kırmızılı bir şey yapsam ya, ajandada sürekli böyle soluklu mavili, böyle soğuklu renkler kaldı. Gelincik falan mı yapsam mı dedim. Bir süre gelinciğe baktım, böyle birkaç skeç falan attım hatta. Daha sonra işte ajanda şeyleri ararken, böyle diğer yapılmışlara bakıp böyle ilham ararken çilek gördüm. Allah'ım nasıl güzel görünüyordu. Böyle bir içime doğdu dedim. İnsanları bir şaşırtayım dedim. Abuk subuk bir şey yapmayayım. Böyle gerçekten aya bile uygun olabilecek bir şey yapayım. Şok yaşasın herkes diyerekten çilek yapmaya karar verdim. Ve tabii ki de yani yenilik de o kadar da yenilik değil canım. Her şeyin bir sınırı var diyerekten sulu boyamı ihmal etmedim. Çıkarmadım. Gördüyseniz bu arada şey aldım. Kendime bitki falan aldım. Klasik bir art stüdyoda olması gereken, her art stüdyo inspiration fotosuna baktığınızda gördüğünüz sarmaşıklardan artık benim de iki tane var. Ama kesinlikle duvara yapışmasına izin vermeyeceğim çünkü her video çektiğimde indirip böyle masaya koyacağım şekil olarak. Bundan sonra belki 10 video sonra bunlar böyle uzar, bütün defterin etrafını falan sarar. Güzel olurlar aslında. Aa, gerçekten çok güzel olurmuş. Neyse, sulu boyamı ihmal etmiyorum. Mesela Newton Cotman serisinden yenisini aldığım halde bir türlü yakasını bırakmadım eski sulu boyamın. Böyle kırmızı içine biraz beyaz katılmış, kırmızı içine biraz siyah katılmış ve kırmızı içine biraz çingene pembesi katılmış ve kırmızı Ayşe gibi oldum, Starbucks menüsü gibi. Birkaç varyasyonunu hazırladım. Biliyorsunuz bir renk bile boyuyor olsanız bir şeyi, o bir renk olmaz diye böyle videolarda araya söylemiştim. Minik tüyolar veriyorum çünkü her ne kadar boş boş konuşsam da arada çok değerli şeyler, kömür madenindeki elmas gibi videolarım içinde, yalnız alçak gönüllülüğe koş. Verdiğim tüyolara uyaraktan, kendime takip ederekten birkaç farklı tonunu hazırladım kırmızının ve giriş sayfam böyle de bir çiçek, çilek çelengi. Wow. Çilek çelengi yapıp ortasına böyle June başlığını atacağım. Biliyorum çok yaratıcı değil mi? Ölüyorum bugün yaratıcılıktan, sormayın. Gerçekten çok böyle wow, oha, ne kadar kendini aştın dostum diyecek bir fikir bulamadığım için birazcık daha böyle ilhamlardan alıp yürüdüğüm bir tasarımla karşınızda olacağım. Kusuruma bakmayın artık. Her zamanki gibi son ana bıraktım, hiç kafamda kurmadım. Hatta acaba bu ay, bu yılda Haziran'ı mı es geçsem? Hep Mart'ı es geçiyordum. Bir haksızlık oluyordu. Haziran'ı işte yapmayayım falan diye düşünüyordum. Zaten herkesin sınavı var, tatil başlıyor. Kimin ajanda ihtiyacı var ki derken dedim ki Tuğçe'cim lütfen. Yani iyice ne, bokunu çıkarma olayları. Zaten doğru düz video atmıyorsun. En azından ajanda videoları beni böyle şey olduğu için, deadline olduğu için zorluyordu. Resmen böyle son anda karar verip sabah başına oturdum. Hiç öncesinde böyle kafamda kuramadığım için de yaratıcı fikir gelmedi. Şu an bildiğin yaratıcı fikir neden gelmediğini bir saatlik açıklamasını yaptım ama neyse. Şimdi ilk olarak bu çileklerin geleceği yerlerin renklerini atarak başlıyorum. Daha sonra bunları birazcık daha detaylandıracağım tabii ki. Olabildiğince açık koyu etkisi yakalamaya çalışıyorum. Yani sağdan ışık geldiğini düşünerekten böyle sağ üst köşeleri birazcık daha açık bırakıp sollarına böyle birazcık daha sol alt taraflarına koyu renk kullanıyorum. Daha sonra ortaya böyle yeşil bir bant çektim. Buraya başlığı atmayı düşünüyorum ama çektiğim anda da pişman oldum. Çok kötü duruyor çünkü. Neyse, birazdan döneceğim ona. Belki bütün her şey bitince daha güzel durabilir. Hemen sonrasında da tabii ki de videolarımın vazgeçilmezi pilot kalemimle alıp yaprak detaylarını ekliyorum. Yaprakları boyamayacağım. Çünkü yaptığım denemelerde yaprakları boyunca böyle çok bir çingen, bir ucuz, bir garip, bir lanet, bir leş durdu ki anlatamam size. Onun için sadece çizgisel bırakmayı düşünüyorum. Belki çok hafif bir yeşil ya da böyle mavi yeşil, petrol yeşili gibi bir renk atılabilirdi. O birazcık size kalmış. Belki böyle markerınız falan varsa markerla yapabilirsiniz. Daha güzel durabilir ama ben sadece çizgisel ilerleyeceğim. Hem değişik de bir tarzı olsun istedim en azından. Yani hiçbir yaratıcı fikir göremeyeceğiniz bomboş video olmasın diye, kendine özgü bir yanı olsun diyerekten buradan yürüdüm. Umarım yedirebilmişimdir. Üşendiğimden de tabii ki de, yaprak boyamak çok uzun sürüyor çünkü.
Bu arada bu pilot kalemlerden Türkiye'de annem gelirken sipariş vermiştim. Çünkü 2,5 yani ince uçlusunu bulamamıştım. Bende 3 vardı ve gerçekten çok fark ediyor, tamam mı? Arada gerçekten çok fark varmış yani, o incecik etkisini çok seviyorum. Ben böyle 4 tane falan sipariş vermiştim. Çok mutlu mutlu kullanıyordum böyle. Benim de artık var. Çünkü sizden böyle sipariş edip bana fotoğraf atanlar olmuştu. Bizde 2,5 var, ha sen 2,5 bulamadın mı diye. Gerçekten sevgi dolu takipçiler. Ben de 2,5 gelince ben de çok sevgi dolu olduğum için. Görsünler şimdi videolarda da işte anlasınlar. Artık benim de var falan diye kendimce bir Kara Murat anı yaşamıştım ama iki kez kullandıktan sonra uçları tıkandı. Ki sizden bana birisi yazmıştı, Tuğçe bunlar niye böyle oldu, ben mi çok bastırdım diye. Ben de kesin çok bastırmıştır diye içimden geçirmiştim, ne yalan söyleyeyim. Yok ya, alakası yokmuş. Bu Türkiye'deki bilmiyorum üreticisi mi farklı, çakmasını mı yapıyorlar diyeceğim de hiçbir fikrim yok. Bastırmıyorum. Malezya'dan aldığım 3 numaralar gayet çalışırken 2,5'lar teker teker 3'ü birden gitti. Bu son şey, son Mohikan, son savaşçım şu anda elimde ama bu da şey oldu böyle. İlk başladığımda daha böyle net yazıyordu. Şu anda içi dolu olduğu halde kendince bir tıkanma yaşıyor içinde. Ya bu arada artık kalemden bahsetmek istemiyorum çünkü şey gibi hissiyat var içimde, böyle kalemden bahsettik ya, o kaleme nazar değecek diye. Nazar her yerde. Bundan sonra okey, nazar boncuklu yapacağım artık tamamı. Çünkü ne zaman ki böyle güzel, aa bu ne güzelmiş dediniz, kırıldı, parçalandı, aa ellerin ne güzelmiş falan denildi ki, haha teşekkür ederim, biliyorum falan, elim yandı, elim koptu, düştü, kırıldı falan bir şeyler oldu. Hatta şimdi şey böyle belki fark ediyorsunuzdur, aa uçak da geçmedi, geç artık yeter. Belki fark ediyorsunuzdur, elimin üstüne böyle lekeler oluştu bir anda. Ay dedim herhalde bir şey alerji oldum ya da bir şey çok yedim falan, çünkü gerçekten o sırada elimde böyle bir dondurma kabı, onu kaşıklıyordum. Durmadım tabii ki de, devam ettim yani, hiçbir şey beni yolumdan koyamaz. Daha sonra ama doktora gittiğimde şey dedi, işte limon sıkıp güneşe mi çıktın dedi. Çünkü aa dedim, evet ya, ben bir ruh hastası olduğum için limon sıkıp sıkıp güneşe çıkıyorum. Aslında o gün ne limona değdim ne güneşe çıktım. Ama böyle bu asit yanması gibi duruyor. Kendi kendine geçer, geçmezse de işte söker alırız ya, ne olacak falan dedi. Ya dedim, doktorunu biliyor musunuz nazar dedim. You know nazar dedim. Baktı böyle malmal yüzüme. Ya dedim, o kadar doktor olmuştum bir nazarı öğrenemiz. Çünkü ben böyle bir insanım. Doktorlara gidip Türkçe konuşuyorum. Kafalarını yakıyorum iki saniyede. Böyle ellerimin üstünde lekleri görürseniz, merak ederseniz, Tuğçe'cim eline ne oldu? Töbe bismillah, erken yaşlanmayı böyle bölgesel mi yaşadın derseniz, olmayan limonla olmayan güneşin altında yanmışım. Bunu belirteyim size. Buraya nereden geldik? Kalem diyordum, nazar diyordum, değdi diyordum, elim diyordum. Ben bunları hep nazara bağlıyorum. Yoksa dedim ki limonla falan alakası yok. Tıp da bunu bana hiçbir şekilde açıklayamaz. İki ayrı doktor aynı şeyi söyledi bu arada. Nazar demedi yani, iki ayrı doktor da limonlu asitli bir şeye dokunup kalpirine mi içiyoruz falan, kalpirine de böyle asitli yani, asitli de limon da yapabileceğim bir içki. Ya dedim, nerede dedim, ne kalpirinası dedim, gerizekalı dedim, dondurma yiyorum ben tamam mı dedim, dondurma yiyordum kalepede, güneşte yok dedim. Bunu bana açıklayın çabuk dedim, kimse açıklayamadı. Tip orada kıfayetsiz kaldı. Kelimelerin bittiği yere geldik, bir on seslik oldu, yerden böyle yuvarlanarak ot geçti falan. Öyle epik bir andı. Neyse, konudan gene konu yoktu zaten de neyse. Dönelim çizimimize. Siyah kalemle çizgisel detayları bitirdikten sonra beyaz kalemimle, canım beyaz kalemim, neyse ki bu bir sorun çıkarmıyor. Bak ne güzel yazıyor. Böyle daha ışık detayları ekliyorum. Özellikle benim kağıdım beyaz olmadığı için, sizin de yani beyazsa kağıdınız bu aşamayı direkt es geçebilirsiniz. Ama benim böyle saman rengi olduğu için o beyaz detaylar daha değişik, güzel duruyor. Bir de ışık etkisini daha güzel yaratıyor. Çünkü kağıdın beyazını kullanamıyorum boyama yaparken maalesef ki. Gerçekten de hoş durdu. Bu arada çilek temasına karar vermeden önce böyle hani kırmızıya aşerme durumu evet oldu sabah sabah. Ama ondan önce de şey düşündüm böyle. Tuğçe çok kasma, çok böyle temanın üstüne aşırı düşünme. Gerçekten ajandayı açtığında seni böyle hani... Sana böyle gülümsetecek, tatlış tatlış duracak bir şey yap dedim ki, evet bir hamsi değil, bir tornavida değil, biliyorum farkındayım. O tatlışlık seviyesine kesinlikle ulaşamıyor. Ama gerçekten bu çilekler en azından renkli olması bile, yani hep kullandığım skalanın dışında olması bile. Tüm videolarım %90'ı mavi ve koyu yeşil ve siyah ve altın varak tabii ki de. O skalanın dışına çıkmış olmak bile beni mutlu ediyor. Ortaya koyduğum yeşili kaldıramıyor şu an mesela bu yem, çok fazla renkli mesela. Onun için muhtemelen birazdan kapatacağım ama kırmızı da bence güzel bir başlangıç. Evet benim kağıdımın üstünde çok kırmızı durmuyor maalesef ama aslında onlar kırmızı. Velhasıl kendi dediğime geldim ve şu anda ortadaki başının geleceği yer beni çok rahatsız etmedi de hoşuma gitmedi. Yani onun için böyle bir saman rengi bir kağıt kopardım. Hatta beyaz kağıt da olabilirmiş de neyse, onu yapıştırıyorum buraya. Daha sonra onun üstüne beyaz kalemimi, kelime söyleyemedim. Onun üstüne beyaz kalemimi kullanaraktan yani Haziran başlığımı atıyorum. Bu beyaz kalemin saman üstündeki güzel etkisi, ya bayılıyorum. Ama gene de şey, kalemim aşırı nasıl diyeyim, mürekkebi çok böyle güçlü olmadığı için birazcık soluk durdu. Onun için siyahla da şöyle altına bir gölge geçtim.
Artık bu noktada ilk giriş sayfam tasarımın sonuna gelmiş bulunuyorum. Birazcık yavan mı değil mi emin değilim, renklerden dolayı da olabilir ama genel tasarım hoşuma gitti benim. Belki yer yer yeşil atılabilir mi hiç ama şu an kalemin üstüne yeşil girip böyle bulaşmak da istemiyorum. Onun için bu sayfamı bırakıp hemen geçiyorum bir sonraki sayfamıza. Buraya ayın kocaman bir takvimini atacağım ama yanda böyle must do, yani yapmak zorunda olduklarımı anlatan bir alan bırakacağım. Bunu birkaç ay önce denemeye başladım ve işe yararsa devam ederim demiştim. Evet, işe yaradı anlayacağınız üzere ki devam ediyorum. Şey oluyor çünkü böyle takvimin içine yapacak şeyleri yazıyorum genelde ya da not almam gereken kısımları ama bazı aylar tarihi belli olmayan ve gerçekten yapmak zorunda olduğum, unutmamam gereken, böyle kendimi hatırlatmam gereken şeyler oluyor. Onlar böyle arada kaynamasın diye, bir de ben renk kodu kullanmıyorum, hani farklı renk kalemler kullanmıyorum. Farklı ne bileyim, hani en önemliler kırmızı, daha sallamasyon şeyler, yeşil gibi. Onun için böyle bir alan bırakmak benim işime geldi bayağı bir. Sizin de böyle işte sınav tarihlerinizi falan yazdığınız, randevularınızı yazdığınız, ne bileyim toplantılarınızı yazdığınız bir alan olsun ayrı diyorsanız siz de böyle köşeye ayrı bir şablon bırakabilirsiniz. Ama onun dışında sayfanın genelinde kocaman bir takvim olacak. Benim içine her şeyi doldurdum. Bazen ne yediğimi yazıyorum, bazen işte kaç kilo olduğumu yazıyorum, bazen kimle buluşacağımı yazıyorum, bazen randevularımı, bazen yaptığım şeyleri yazıyorum. Gerçekten o kutuların içi genelde dop dolu bir şekilde böyle fullenmiş oluyor yani. Bu kadar verimli kullanılabilirdi. Arkadaşım kutuyu da iyi sattın yani. Yani mutlaka o kutuyu yapın, tamam mı? Çok işe yarıyor. Neyse, öncelikle takvimin boş kalacak yerlerine böyle kocaman çilekler bırakmak istedim. Genel temadan kopmayayım, çok da yavan kalmasın diye. O çileklerimi yaptıktan sonra da minik çilek görünümlü böyle, yani kıpkırmızı nokta gibi değil de sağ üst köşeleri biraz daha böyle açık ışık parıltıları bırakılmış noktalar halinde ve kırmızının değişik tonlarını kullanaraktan ayın günlerini yazacağım. Yerleri kırmızı boyuyorum. Bir de yandaki not kısmında böyle de başlık olarak kullanabileceğim şekilde birkaç tane minik çilek de boyamış oldum. Daha sonrasında gidip o sağ taraftaki alanımın başına atmak üzere böyle bir yeşil bir şerit çekiyorum. Evet, az önce yeşil şerit çekip hiç beğenmediğim halde şimdi tekrardan yeşil şerit çektim. Bu da bize neyi anlatıyor? Tuğçe'nin asla hiç ders almadığını. Gerçekten şunu çekerken düşündüm. Tuğçe az önce yaptın, hoşuna gitmedi, niye tekrar yapıyorsun diye. Herkes ikinci bir şansı hak eder tamam mı diyerekten yeşil şeride ikinci bir şans verdim ki önceki sayfadaki kadar çok koyu yeşil olmadığından bu bence birazcık daha oldu gibi. Sonrasında beyaz kalemimle ışıltı atıyorum ve pilotu kalemimle de minik detaylar gireceğim. Ama böyle detayları çok abartmak istemedim. Bir önceki sayfanın hani aynısını yapmak istemedim. Buradakiler sadece tekli tekli çilek olacak. Umarım ajanda baktıkça çilek çekmez canım. Ki çok büyük ihtimalle çekecek. Neyse. Yeşile verdiğim kredinin sonuna gelemiyoruz yalnız. Ayın başında yeşile atıyorum. Çok düşündüm. Acaba yapayım mı dedim. Hiç emin olamadım. Kafam çok karıştı. Ama en sonunda karar verdim ve arkasına duruyorum. Kendimce çok büyük fırtınalar yaşadım bu kararı vermeden önce. Şu an onun yansımasını dinlediniz. Cun başlığımı da ince fırçamı kullanarak yeşil kalemimle attım. Yani iki saatte söylemek istediği aslında sanatçının buydu. Birazcık dağınık dağınık gidiyorum çünkü işte bir yeri boyuyorum, orası kururken gidip başka yere gidiyorum falan. Biraz düzensiz bir ajanda düzenlemesi videosu olduğunun farkındayım ama üstteki soldaki cun kururken gidip alttaki çileklerin saplarının detaylarını atıyorum ben. Daha sonra da canım arkadaşım biricim cetvelimi alıp kutucuklara böleceğim ama bu kez kutuları full bölmeyeyim dedim. Böyle birazcık şekil olsun, hafif bir de eşikliğe, yeniliğe gideyim dedim. Sadece ayın böyle üst şeritlerinin geleceği yerleri bölüyorum ve yandaki yapılması gerekenler, yapmak zorundasın Tuğçe, mutlaka yap bunları diyeceğim. Köşenin olduğu yerin kutucunun böyle bir kontür çizgilerini attıktan sonra beyaz kalemimle tarihleri yazıyorum. Bu ay bebelerimiz çoktur muhtemelen. Benim çünkü Niko da dahil olmak üzere. 12 de 13 Nisan doğum günü. hayatımdaki neredeyse bütün yakın arkadaşlarım ikizler burcu ruh hastaları olduğu için tüm ayım doğum günüyle ve doğum günü kutlamalarıyla geçecek. Bunları Facebook'a bakıp yazmam gerekiyor. Çünkü neredeyse kimsenin doğum gününü akıldan, ben de her normal insan gibi hatırlamıyorum. Ama gerçekten Mayıs ortasından başlayaraktan birçok yakın arkadaşımın doğum gününün aynı gün bile olduğunu fark ettim. Sürekli gidip ikizler manyaklarıyla arkadaş olmuşum. Dengesiz ruh hastaları, çok seviyorum sizi. Öpüyorum buradan hepinizi. Doğum günü olanları da şimdiden kutluyorum. Aslında genel tasarımı kısmen yaptım. Şimdi böyle ince bir fırçamla birazcık daha koyu kırmızı alıp bu çileklere ton vermek istedim. Bir sulu boya kağıdı olmadığı için yaptığım tonlamalar falan net çıkmıyor. Sulu boya etkisini yakalayamıyorum. Onun için birkaç tur atmam gerekiyorsun ama kağıdım ince olduğu için de çok sulu bir karışım kullanıp böyle bir güzel etkide yakalayamıyorum, yalan yok. Haziran için planlarınız ne bilmiyorum. Birçoğunuz sınava gireceği için şimdiden başarılar diyeyim. Çünkü böyle şeylere batlıyorum böyle çok uzak kaldığım için. Size şimdiden başarılar, tatile gidecekleri iyi tatiller.
Önümüz bayram, hoş Temmuz'da değil mi? Dur çok hızlı bir giriş yaptım, hızını alamadım. Ben bütün yazki dileklerimi bu videoda belirtmek istedim size, ne olur ne olmaz diye. Yaz için planlarınızı bana söylerseniz sevinirim. Ben böyle arada Instagram'dan falan soruyorum, sohbet ediyorum. Nedense içimde minik meraklı bir teyze var böyle. Herkesin ne yaptığından haberdar olmak isteyen. Bir de tabii ki de yorum sayımı da arttırmaya çalışıyorum burada. Siz bana ne yapacağınızı yazın, ben de size ne yapacağımı... Ben de size yazarım. Böyle bir aşağıda saçma bir forum ortamı oluşturabiliriz mesela. Artık bu noktada hepinizin çok şaşırmayacağı üzere bu sayfanın tasarımının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada pazar günlerinin kutucuklarını, yani cumartesi pazarı biraz daha küçük bıraktım. Daha az yapılacak şey yazdığım için hafta sonları, en azından hafta sonu hafta sonluğunu bilsin diye. Ama diğerleri hemen hemen aynı bir önceki aylarla. Hemen geçiyoruz bir sonraki sayfamıza. Şimdi burada da bazı değişiklikler ve yenilikler yaptım. Sayfayı ikiye bölmek yerine bir bütün olarak kullanmaya karar verdim. Yani içine bir sürü şablonlar olacak ama sağlı sollu ayırmayacağım. Dümdüz gireceğim yani sayfaya. İlk olarak sol taraftan başlıyorum. Yani klasik Habit Tracker kısmımdan. Oranın başlıklarının geleceği yerleri de siyah boyayayım dedim. Çünkü bu ajandada herkese yer var. Her renge bir şans veriyoruz. Temama uyusun yeşil kırmızı yapayım demedim. Siyah geldi içimden siyah yapayım dedim. O başlıkları yazacağım yerlere siyah taban renklerini atarak başlıyorum. Daha sonra üstte haftalık planlayıcı yapacağım. Çok çılgın değil mi? Size daha önceden sormuştum bir önceki videoda işinize yarıyor mu diye. Birkaç kişi de dönüş yaptı, teşekkür ederim. Evet, haftalık planlayıcı işe yarıyor falan, öyle bir şey yapsan diye. Zaten aklımda da vardı. Bu haftalık planlayıcı yaptım ki her hafta kendime birazcık görev vereyim. Her görevi bir haftaya sığdırmayayım. Onu güzel kontrol edebileyim diye haftalık planlayıcı ayırmaya karar verdim. Ve 5 tane kutucuk olacak üst tarafta. Sonra sol tarafta 2 tane ve sağ tarafta da 1 tane, sizin de sayabildiğiniz üzere kutucuğumuz olacak. Bunlardan birisi targets, yani amaçladığım şeyler. Bunu birkaç aydır yapıyorum ve hoşuma gidiyor, böyle o ay yapmayı amaçladığım şeyleri yazıyorum. Böyle kendimi zorlamıyor ama hatırlatıyor bana neler yapmayı amaçlamıştım başlarken diye. Bir altta mood tracker olacak. Çünkü bazı böyle hormonlarımda bir sapıtma durumu var. Onun için kendi böyle genel gidişimi kontrol etmek istiyorum. Bu sağ tarafta da çiçek, çileklerle bezeli tekrardan creative idea bölümüm olacak. Önceden böyle highlight kısmı bırakıyordum. Günlük yazayım, her gün bir not yapayım diye. Ama günlük yazma alışkanlığımı geri kazandırdığı için cidden işe yarayayım. Şu an artık creative ideas'a geri dönebilirim. Çünkü YouTube videolarım olacak, kişisel projelerim olacak. Çok işten kopmayayım diye bu alanın tekrar geri gelmesini istedim. Neyse, Habit Trackers kısmımı kutularını bölüyorum ve burayı tekrar ay kız şeklinde yapmaya karar verdim. Şarkıya önerme olaraktan. Birkaç ay önce yani son birkaç aydır değişik şablonlar denedim ve gerçekten ay şeklinde yapmadıkça çok da şey olmuyor. Sürekli tarihleri, günleri karıştırıyorum. Bugün hangisiydi, hangi günü yapmıştım falan diye içlerini doldururken sıkıntı yaşıyorum. Çünkü bir gerizekalıyım. Tarih yazmadan özellikle geçen ay gidip kutuları tek tek saymam gerekti. Onun için bu ay şeklindeki şablonuma geri döndüm. 4 tane takip ediyorum sadece. Geçen ay bir sürü ettim, birçoğunu yapmadım. Peki işe yaramıyormuş. Belki önümüzdeki ay tekrar dönerim ama bu ay workout, yani spor yaptığım günler, eat clean, yani sağlıklı beslendiklerim, Maya. Aslında genel olarak Maya'da çalıştığım her şey, kişisel projelerim, işler, her şeyi dahil edeceğim buna. En aşağıda da self care, ya buna insanlarla buluştuğum, kendime zaman ayırdığım, işte sevdiğim bir aktivite yaptığım da dahil her şeyi dahil edeceğim. Daha böyle genelleyerek kullanacağım bu alanları, yani anlayacağınız. Sayfanın geri kanalı şablonlarını böyle çoğunu cetvelle birazcık yamuk yumuk olmak üzere böyle bölmeleri birbirinden ayırıyorum. Daha sonra gidip bu weekly planner yapacağım, yani haftalık planlayıcı yapacağım. Yani başlıklarını atıyorum işte hafta, birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta diye. Zaten kullanımını açıklamama gerek yok. Gerçekten gidip ne yapmak istiyorsam yazacağım ki böyle hafta hafta ayımı daha düzgün planlayabileyim diye. Bazen bir gün geliyor çok fazla kendime iş yüklüyorum. Bir gün geliyor canım hiçbir şey yapmak istemiyor diye şımarıklığın blokunu çıkartıyorum, hiçbir şey yapmıyorum falan. Bunu artık haftalara yaymaya başladığım için böyle bir alan gerekli oldu. Target kısmına da merak ediyorsanız yazdıktan sonra sizde paylaşabilirim. Bana belirtin onu aşağıda. Instagram'da falan paylaşabilirim isterseniz. Neler amaçlıyorum, neler oluyor diye. Bu creative ideas kısmında da acaba YouTube için mi kullanırım yoksa tamamen... İşle ilgili şeylerimi yazarım. Ona karar vermedim. Belki bölmeyi daha sonra ikiye de ayırabilirim. Ama genel olarak sanırım herhangi yaptığım kreatif olan bir işle ilgili ne varsa onun notlarını alacağım. Daha böyle işe yönelik ve kendimi motive etmeye yönelik, kendime ilham olmaya yönelik bir alan olur diye düşünüyorum. Daha önce bu alanı çok kullanmıştım ama o zaman net, hani düzenli bir şekilde YouTube yaptığım için neye hizmet edeceği de belliydi. Şu an YouTube bir türlü düzenli yapamadığım için ne yapamadım diyorum, çünkü geçen ay tam böyle bu ay artık
Chat ve Sketch'in, Çizim ve Sohbet'in yeni bölümü gelecek. Verdiğim sözleri tutacağım derken kameram böyle şey oldu, kırıldı. Kendi kendine lensi şey olmadı. Kırılmadı bile ya. O kadar saçma ki. Ağzım üstüne sürekli düşüyor. Bak yalan yok. Tepe tripodu kullandığım için. Gene düştü ama bu kez ağzım üstüne çok böyle 5 santimden falan düştü. Yani çok kısa bir mesafeden düştü. Lens kilitlendi. Gidip onun lensini yaptırmam gerek. Gerçekten merkeze gittiğim için zaman alıyor. Yani gidip oraya bırak, sonraki hafta git geri al falan filan diye. Öyle derken 2 hafta kaybettim tamir etmek için. Ve o 2 haftada boş vaktim vardı. Denk getirip video yapacaktım ama yapamadım. Belki bu ay, bu ay o aydır ve sonunda yaparım. Ama bu ay için ilginç değişik planlarım var. Sizle ayın ilerleyen zamanlarında zaten tekrardan konuşuruz. Artık bu noktada videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten temayı her ne kadar acele getirmiş, sıradan bir şey olarak seçmiş olsam da benim çok hoşuma gitti. İçimi açacak, renkli duracak ve aslında minimal ve estetik de oldu aynı zamanda. Umarım siz de benimle aynı şeyleri düşünüyorsunuzdur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Bu arada yaptıklarınızı bana Instagram'a atmayı unutmayın. Hoşçakalın.